Selam millet, ben Furkan. Bugün Valorant'ta e, hangi çözünürlükte oynamanız gerektiğini anlatacağım. E, şimdi başlayalım hemen videomuza. Bu arada videoya başlamadan önce de kanal kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. discord sonuna gelmeyi unutmayın. Şimdi oyunda e, hepimizin belli bir çözünürlükleri var. Gerek monitörümüze göre e, yapılan bu çözünürlüklerde 1920-1080. Şu an e, dünyadaki çoğu kişinin oynadığı şeyler. Ama ben şimdi burada 4 e, kullanmanızın... Bazı gerekli nedenlerini söyleyeceğim. Şimdi tabii ki de 4-3 CSGO'daki gibi değil. Kafalar büyümüyor. Ne bileyim şey olmuyor. Ama fakat bu 4-3'ü e, ne için kullanmanız gerektiğini anlatayım. E, şu an e, belki F, FPS sıkıntısı ne bileyim düşük FPS alanlar için önerebilirim. Ya da drop yiyenler için. Şimdi e, 1920 x 1080 kullanmama nedenlerinizi ne deniyor o zaten. Ya FPS drop yiyorsanız ya da FPS'in düşükse oyuncunuz akıcı değilse e ee, çözünürlüğünüzü düşünmenizi tamam. Eğer benim monitörüm 144 Hz gördüğünüz gibi burada hepiniz 144 Hz değilse ha bak mesela ben de 60 Hz diyor bunu 1600'e 1200'e nedenini bilmiyorum. Ee, onu bilenler varsa yorumlarda yazarsanız çok sevinirim çünkü bende varsa sizde de olabilir böyle bir problem. Sizde 144 Hz olan yani monitörünüzün herzinize göre onunuzu her zaman kullanın. Şimdi ee, söylüyorum e oyununuzda en çok kullananları 1440'a 1050. Ben şu an sizde değiştiriyorum. Eğer siz oyunu 4 yaptıktan sonra eğer monitörünüzde kenarınızda siyah bar varsa ekran kartınızın driver'ından e, yandaki siyah e, şeylerini kapatabilirsiniz. Onu da bilmiyorsanız YouTube'dan başka videodan bulup yapabilirsiniz. Şimdi 4 yaptık diyelim. İlk defa alışıyorsunuz. CS'de bir geçmişiniz yok. Valorant'a ilk defa başlamışsınız. Şimdi 4-3 sizin ekranınızı birazcık bulanıklaştıracaktır. Bakın adamlar birazcık bulanıklanmıştır. Bunun bulanıklaş bulanıklaşmasının şöyle küçük bir sorununu çözebiliriz. Ee, görüntüye girdiğimiz zaman grafik kalit görüntüden genelden grafik kalitesini girerseniz buradan kenar yumuşatması var. Bu kenar yumuşatmasını FX'e alırsanız ve şu eşeğinsiz filtremeyi 16x yaparsanız adamlar bakın biraz önce bulanıktı şimdi bir tık daha iyi oldu. Ee, diyeceksiniz bu bulanıklığın full çözümü yok mu? Ee, doku kalitesini fullleyelim. Bakın olmadı. Materyal kalitesi fullleyelim. Yine olmadı. Hala bulanık. Her şeyi fullledim. Bakın yine bulanıklık geçmedi. Bu arada bunları düşüklerde oynayın. Bulanıklık geçmedi. Nedenini söyleyeyim. Hiçbir zaman 1920-1080 gibi ee görüntü kaliteniz güzel olmaz. Şunu da unutmayın. E, sayı ne kadar küçülüyorsa çözünürlük bulanıklık O kadar artıyor. Sayı ne kadar büyüyorsa netlik o kadar artıyor. Yani 1920x1080 1080 daha net olacaktır. Şimdi 1440, 1050 e, tavsiye ediyorum. 4'lü şu an ona geçmiş. ve BBL BBL'deki kullanan oyuncular 1280 960 oynuyorlar. Hemen onu da göstermem gerekirse. Bakın 1280x960 aldım. Bunun çözünürlük bir tık daha farklı oldu diğerlerinkine göre. Ve dördüncünün avantajını da size söyleyeyim. Ee, bir crosshair'ınız çok güzel gözüküyor. Ee, 1920-80'e 16'ya 9'a göre. 4.3'ün avantajı o. Skill'ler e, şey oluyor. Bir de 4.3'ün biz zararını da söyleyeyim size. Belki bilmeyenler vardır. E, Vodorant şu an 4.3'ü alt tabda Windows'a desteklemediği için siz oyununuzu 4.3 yaptığınız zaman oyunu kapatmazsınız. Alt tab attığınızda e, Windows'u da öyle 4.3 görürsünüz. Bu kötü bir yanı. Bunu inşallah ileride düzeltirler. Oyun bir senedir var. Bir senedir bu problem var. İnşallah ilerleyen senelerde bunu düzeltirler. Ee, ve ikinci dördü için kötü yanında şuradan satın alma yerinde satın alırken şuraya falan tıklıyorsunuz ekran kaydı için. Ve e, galiba mini haritada detmeşte falan sorun oluyor. Onun dışında normal rekabetçi de, derecesizde sorun olmuyor diyebilirim. Öyle de hatırlıyorum. Yani oyunda skill'ler bir alt taraf bir üst ve FPS'iniz artmış oluyor. Drop biliyorsunuz belki drop sorununuz geçer 4'e geçtiğiniz zaman. Bunları tavsiye ediyorum. Ben şu an 1920 1080 oynuyorum ama ileride bir 43 update'inde kafaları büyütürlerse 43'te direkt geçer herkes. Ben de geçerim şahsen. Çünkü bu oyunda adam vurmak daha önemli. Ee, bu kadar diyeyim. Başka e, ne söyleyebilirim? Ha. Şimdi hangi çözünürlüklerde oynamanız gerektiğini söyledim de daha çok istiyorsanız ee, 1280'e 720 CS çözünürlüdür. Ee, direkt CS Go'dan direkt Volo'ya geçenler için önerebilirim. Hemen hatta alayım size isterseniz. Bakın bu da CS'dekine benziyor ama çok stretch olmuyor. Yani bunu oynayacağınıza 1280'e 960 oynarsanız siz için daha iyi olur. Bakın da sanki daha büyümüş gibi oluyor. OBS size nasıl gözüküyor? Ekran kaydını size çok değişiyor mu bilmiyorum ama bende böyle gözüküyor. Bu arada arkadaşlar görüntü boyutu yönümü. Ha bak. Ben bunu okuduğum yolu görüntü boyutu. Bu oyunun görüntüsü 16.9 olarak kısıtlandırılmıştır. Monitörün farklı bir görüntü oranına sahipsel letterbox veya ekran doldur doldurma kenarları keser arasında seçim yapabilirsiniz. Yani hiçbir fark yok galiba bunun arasında. Bunun farklıysa. Ee, bu benim ikinci monitörüm bu arada. Bunu tam ekrandan pencereli tam ekran da yapabilirsiniz. E, aralarında çok bir fark yok ama e, her sorun yaşayanlar için atıyorum FPS'im var yüksek fakat her sorun yaşıyorum derseniz pencereli tam ekranı da alabilirsiniz. Ben tam ekranda oynuyorum her sorunum olmadığı için. Pen belki her sorunuz varsa pencereli tam ekranını tam ekrana geçirebilirsiniz. Her sorununda da ne dersiniz? Atıyorum ben şu an monitörüm 144 Hz. Ben 165'e sabitledim. Bu arada oyunu sabitleyince daha akıcı. Ee, 165'e sabitledim. Oyun fakat 144 Hz alıyorum fakat oyun bana bunu vermiyorsa bu her sorunu oluyor. O yüzden e, ayarlarınızı değiştirerek yani şunu dediğim gibi tam ekrandan şey alarak yapabilirsiniz. E, başka bir şey demiyorum. Bu arada kanal yeniyseniz kanalıma abone olup videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Discord sonuna gelmeyi unutmayın. E, daha çok böyle öğretici videoların gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtebilirsiniz diyelim. Ve başka anlatabileceğim bir şey yoksa... 1680-1050'ye bakayım. Bu arada size direkt deniyorum. Bak bu da onu 1658 1680-1050 de olur. Yani kullanabileceğiniz belli başlı çözünürlükler var. 1920 1080 1680'e 1050, 1400'e 1050, 1280'e yanlış tıkladım. 1280 -960. Bu monitörler arasında şey bu, bu çözünürlükler arasında oynarsanız sizin için her zaman daha iyi olur. Ama şu an oyundaki en iyi çözünürlük tabii ki de 1920 1080 e, net olduğu için. Fakat sizin gibi, dediğim gibi FPS problemi, ne bileyim drop problemi falan yaşıyorsanız oyununuz akıcı değilse bu bunları kullanmanızı tavsiye ederim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalda yeniyseniz Kanalıma abone olup videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Discord sunmama gelmeyi unutmayın. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.